Asıl uzmanlık alanım abstrakt, soyut tablolar. Hayriyeten altın varak ve oymacılıkla da ilgili çalışıyorum. İşte bu son zaman 36 padişaha çalıştık. Oyma ve altın varak tekniğini kullanarak. Ve kendime ait olan bir tarzla işlemeye çalıştım. Fotoğrafları önce vektörele dönüştürüp onu ondan sonra ahşaba çizip oyup varaklayıp bu şekilde görseller yapmaya çalıştık. Genelde yurt dışına çalışıyorum. Katar başta olmak üzere birçok ülkeye sipariş usulü çalışarak gönderiyoruz. Yani bir de tarihle alakalı objeler, şahıslar, mekanlar, bir de tarihi sevdiğimiz için, bir de döneme ait figürler ve altın varak. Zaten Osmanlı'da epey kullanılmıştır. Çalışırken de çok büyük bir haz alarak çalıştım. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ı çizerken veya oyarken onun tarihini, yaptıklarını, bir yandan da onları dinleyerek görseli yaptığımız için yani elimizden geldiği kadar duruşuna, ifadesine bunları yansıtmaya çalıştık. Bir de hepsinin ayrı bir özelliği var. Hattat, şair, yabancı dil konusunda uzman olanlar. Yani bir de bunların tedris hatları 5-6 yaşında başladığı için ister istemez her padişahın ayrı bir özelliğinin olduğunu ben fark ettim. Bir de padişahlarımızı lekesel çalışma yani lekesel biraz gölge, biraz lekesel çalışmalar yaparak oyarak, baraklayarak resmetmeye çalıştık. Farklı bir teknik bu. Bir de 36 padişahın birden çalışılması benim nezdimde güzel oldu. Hani güzel olduğunu düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar çalışacağız. Genelde yurt dışından gelen ressamlar padişahlarımızı resmetmiş. Onların yaptığı resimleri alarak lekesel vektörüle çevirip, vektörüle çevirdikten sonra ahşaba çizip, oyup ve akabinde varaklayarak görseli bitirmiş oluyoruz. Yaklaşık 60-60, yani 2 ay geçkin bir süre sürdü. En nihayetinde bunlar bizim atalarımız, bizim tarihimiz, bizim geçmişimiz. Biraz daha bunlara sahip çıkmamız lazım. Çocuklarımızın yani padişahları daha doğrusu tarihini öğrenerek büyümesi gerektiğini düşünüyorum.